Şimdi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bir sözünü aktaracağım sizlere. Üstüne konuşacağız konuklarımızla. Devlet Bahçeli dedi ki karşımızdaki siyaset tablosunda bir aile dramı yaşanmaktadır dedi. Babayla oğul çekişmeli, babayla abla itilaflı, oğulla abla kumpasçı, diğerleri de kendi siperlerinde seyircidir dedi. Şimdi Sayın Özçelik sizinle devam etmek istiyorum. Karşımızda nasıl bir aile tablosu var? E ee, Kılıçdaroğlu neden evladım, akşenerde neden kardeşim dedi. Ne görüyoruz biz? Şimdi e, siyasette eleştirilerin biraz mizaha kayması bence hoş bir şey. E, yani o gergin ortamdan biraz daha e, mizahi bir havaya e, girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz grup toplantısında Kılıçdaroğlu'na uyardı. Kılıçdaroğlu'nu uyardı. Dedi ki Oğlum dedi başka ebeveynler arıyor dedi dikkat et falan dedi. Şimdi ha hoş bir esprisiydi. Bahçeli'nin de bugün açıklamasında e, bir fotoğraf çekiyor. Bu fotoğraf içerisinde de e, biraz mizahi bir anlatımla yola çıkmış. Aslında burada neyi anlatıyor? E, Millet İttifakı içindeki sorunları anlatmış. Gerçekten de sorunlar ciddi mi? Ciddi. E, şu anda şu son 10 günde yaşadıklarımız. Yani bu işin e, ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Tabii bunun arkasında şu da var, Millet İttifakı'nın adayı belli değil, e, aday belirleme süreci yaklaşıyor. Bu süreç içerisinde aday belirlemede rol alacak olan kuvvetler e, kendi adayını dikte ettirmek için hamlelerini büyüttüler. Ve bu da Millet İttifakı içerisindeki dengeleri veyahut da e, bugüne kadar ortaya çıkmamış olan kapışmaları su yüzüne çıkardı. Bugüne kadar başka şeylerle ilgileniyorlardı ama yaklaşıyor işte kimine göre işte Haziran'da seçim olacak normal zamanında, kimine göre Nisan'da olacak. Yani bu tür tartışmalar sürüyor ve bununla ilgili de bir takım çalışmalar olduğuna ilişkin duyumlar da alıyoruz. Eğer böyle bir şey olursa işte normal zamanda olsa olacaksa bile şurada ne kaldı? 5,5 ay kaldı. Ee, Nisan'da olacak olursa Yani karşımızda 3,5 ay civarında Bir süre kalmış oluyor Yani bu nedenle e, Bir kargaşa başladı Millet İttifakı'nda Ha bu kaçınılmaz olarak yaşanacak bir süreçti Çünkü çok farklı görüşler var Çok farklı e, mücadeleler var e, Nedir bu? Daha önce biliyorsunuz Gel gitler oldu Önce İmamoğlu çok e, aday gibi dolaşıyordu Sonra arkasından işte Trabzon ve Rize gezilerinden sonra bir de İstanbul'daki bazı belediyeyi ilgilendiren olumsuz gelişmelerden sonra neredeyse kendi etrafında bile tepkiler oluştu. O gitti başka Mansur Yavaş adayı öne çıktı. Sonra Akçener dendi. Sonra Kılıçdaroğlu atak yaptı ve şu anda işte en çok öne çıkan isimlerden birisi Kılıçdaroğlu. Yani böyle bir süreç var. Ancak Meral Hanım'ın özellikle bu karardan sonra... Bir anlamda topa girmesi ve bir yeni bir ikilinin doğmuş olması, Akşener-İmamoğlu ikilinin doğmuş olması o bambaşka bir durum ortaya çıkardı. Kemal Bey biraz Almanya'ya bir anlamda giderken veya gitmesi bir şekilde organize edilirken onun dışında bir buluşma ortaya çıktı ki onu tartışıyoruz günlerdir. Gerek Hemen hemen her televizyonda bu konu tartışılıyor. E Kemal Bey de açıkça söylüyor. Ne diyor? Ben İstanbul'da diyor e, Sarıçar'de toplantı olacağını sosyal medyadan öğrendim diyor. Sosyal medyada duydum diyor. Yani bana söylenmedi diyor. Şimdi bütün bunlar e, Meral Akşener'in e, Kılıçdaroğlu'nun televizyonda söyledikleri var, e, gazetecilere söyledikleri var. E, onlarla biliyorsunuz yıl sonu kahvaltısı yaptı. Bir de e, Akşener'in televizyonda bir televizyon kanalına çıkıp söyledikleri var. Şimdi orada söyledikleri pek öyle yenilir yutulur da değil. Birazdan yani detaylı örneğin, konuşacağız Sayın Akşener'in söylemlerinde ifade Detaylı diye. gireceğiz. Onun için şimdi oraya geçmeyeyim. Yani Sayın Bahçeli'nin burada söylediği aslında yaşananların bir fotoğrafını çekmiş. Bunu da mizahi bir dille e, gündeme getirmiş. Yani bence eleştiriler böyle mizahi olsa daha hoş olacak. Daha seviyeli olur. Ama e, yani o tür hakaret düzeyine varan e, sözcükleri kullanmayız. Bu tür espriler yaparız. Belki çok daha tatlı olur. Hani biz de dinlediğimiz zaman e, neşeleniriz, güleriz. Güle oynaya bir seçime gideriz. Kim halkı ikna edebilirse o kazanır. Peki. Teşekkür ediyorum. Sayın Türker sizinle devam edelim. Şimdi baba oğul, işte abla kardeş ifadeleri bir dayanışma mı yoksa bir ayrışma mı nasıl çıkıyor e, karşımıza? İlk kere altılı masada şu anda hiçbir ayrışma yok. Sayın Bahçeli de bu sözleri söylerken hedefi başka. Bunun hedefi şu anda ne Akçe'de ne Evet İmam Hasan bu. Öztürk Hedef... e, tebessüm etti tam siz bu ifadeyi kullanırken. Birazdan soracağım seneden tebessüm, ee, tebessüm etti. Et. Normaldir. Normaldir Hasan Bey tebessüm etmesi. Ama benim şimdi söyleyeceklerim değillerse tebessümü belki de biraz Hasan Bey'in tebessüm etmesi <laughs> neden normal <laughs> normal sizce Masum Bey? Ee, şimdi, şimdi buradaki hedef hedef aslında yandaş deniyor ya bir de candaş var. Candaş dediğimiz kesimin içinde bir ihtilafa neden oluyor. Mesela bir iki yandaş gazeteci ya da yorumcu bu söylemlerden sonra nasıl yorumladılar? Her şey güzelken lüzumsuz laflar söylediniz, birbirine düştünüz, ambiyansı kaybettiniz. Yani burada aslında Sayın Bahçeli'nin ya da Sayın Erdoğan'ın bile bile karşı tarafın yani muhalefetin gündeminin belirlendiği şekle girmeleri aslında aleyhlerinde. Ama onların bir hedefi oldukları için o iş aleyhlerindeki olan kesim ikinci planda kalıyor. Şu anda bu sözü söylerken biz tartışıyoruz ama onlara yakın olanlar da şöyle tartışıyorlar. Diyorlar ki ne gerek vardı bu böyle bir tartışmaya? Hazır herkes vicdani olarak sizin etrafınıza toparlanmışken böyle bir çatışmaya, böyle bir e, sürtüşmeye girmenize gerek yok. Yani bir sürtüşme, bir çatışmaymış gibi algılanıyor. Şimdi burada ne var? Ben ilk gün daha söyledim. Meral Akşener ben olsam, yani ben de parti başkanı olsam ve bu altılı masanın içinde olsam ve İmamoğlu'nun aday gösterilmesinde partim rol olsa, şu anda belediye meclisinde de birlikte hareket etsem, hiçbir şey düşünmeden koşa koşa giderdim. Davutoğlu'ndan farkı şu, Davutoğlu İmamoğlu'nun seçiminde yok alıcılar olunu aşarak gidemez ama Meral Şener gidebilir. Nitekim bakın o gün benim ilk gün söylediğimi bugün Meral Hanım e, dün daha doğrusu bir televizyonda söyledim. Gider ve bu konuda sahip çıkar. Buradaki şey şu. Bir planlama değildir. Saraşhane'de miting denen yani o ilk kararın alındığı günkü duruş, sergilenen yapı aslında Spontane gelişen ama yapılması gereken bir şeydir. Sessiz kalsalar bu ambiyansı yaratamazlardı. Ama itirazcı, kavgacı, mücadeleciyiz deyince etrafındakilerini kilitliyor, etrafındakilerini konsolide ediyor. Onlar tamamen 10 bin kişi gelmiş, 5 bin kişi önemli olan taraftarların taraftar olmaktan, militanların militan olmaktan vazgeçmemesidir. Çünkü orada bir böyle davetle gelin miting yapalım dememiş. Atmış beni yalnız bırakmayın diye. İmamoğlu'nun attığı o tweet ona yakın olan herkesin geldiği bir şeydi. Ama insanlar gelirken de çıkıp seslenmesi gerekir. Seçim günü bile Cumhurbaşkanı ya da kaybederse yani bir gün kazanan başka parti olursa balkon konuşması yapmayacak mı? Yapıyor. Niye? Çünkü balkon konuşması lehte ama kaybeden hiçbir başbakan ya da genel başkan balkon konuşması yapmadan evine gidiyor. Bunlar normal şeylerdir. Bu bakımdan bu konuda Sayın Bahçeli çok güzel bir siyaset yapmış burada. Diyor ki, e, ne diyor, e, şeyler diyor e, baba oğul arasında... İhtilaf var diyor. Yani diyor ki İmamoğlu... Baba ile oğul arasında çekişme olarak. var diyor. Bir kere aslında... çekişmeli. Ama işe geçinemiyorlar işte. demektir. Yani hani ben mi olayım sen mi olayım. Bir kere şu anda İmamoğlu şu saatte Cumhurbaşkanlığından çok eğer açıklamaları bakılırsa belediye başkanlığını kurtarmaya çalışıyor. Eğer belediye başkanlığındaki yasak kararı çıkmazsa, kurtulursa o zaman belki de ben cumhurbaşkanı adayım deme hakkı var. Eğer yasak çıkarsa cumhurbaşkanı aday olamaz ki. Yüksek Seçim Kurulu Başkanının yaptığı açıklama eksik. Unuttular galiba. Birisi aday olurken sabıka kaydını peşin veriyorsunuz. Sabıkalı gözüküyorsan aday olamazsın ki. Yani mazbata değil ama şu anda sabıkan varsa aday olamıyorsun. Şu anda sabıkalı değil ama. Ama bakın şimdi şu anda değil. Ama bakın şu anda değil. Ben şimdi demiyorum. Şu anda alırsa sabıka kaydı gözüktüğü için tartışma yaratabilirler. Birileri itiraz edebilir. Yüksek seçim kuruna kadar götürebilirler. Ben nitekim savcı ben izne çıkacağım diye gerekçeli kararı hemen yayınlayın ki hemen e ee, bu işin Sayın ben bakan ihtiyacım sabıkası ihtiyacım yok ihtiyacım. ki şu anda. Neyi Ondan alacaklar? henüz yani, bir karar verilmedi bir karar, ki Sayın Türker. Sabıkası Efendim, yok. Sabıkayla ilgisi değil. Ben bir şey bir da sabıka çıkarsa işte mazbatasını niye ayet ayet vermeyecek peki? Mi? Affedersiniz bir şey sorayım size. Mazbatasını niye vermeyecek? O arada çünkü onaylanmış orada. Eğer sabıkası yoksa yok. seçime gider ama mazbatasını alamaz dedi. Tamam. Ama Diyor ki listeler bir dakika, bir dakika, kesinleşir. Demek ki demek neyse bir dakika kafa karıştırmayın. Bakın, bakın. bence bence o takvimi düzgün Benim lafıma giriyorsunuz. Benim lafıma siz giriyorsunuz. Ama yanlış Kusura bir, bir bakmayın. Ben ne diyorum? Masum Bey. Şu anda, e, Masum Bey, anda yoksa yüksek seçim kurulu niye böyle açıklama yapıyor? O e, Affedersiniz. mi görüş alışverişinde? Affedersiniz. Şimdi. Niye açıklama yapıyor? Yol gösteriyor yüksek seçim kurulu. Yani biraz evvel Reuters'ın ilanından ne farkı var? Kusura bakmayın. Yok biz yani, başka bir şey bir konuşuyorduk. Yerde, hem hani hem zabit yok ben, aday olabilir ama mazbatasını vermeyiz. Ha, öyle demiyor Kesmek işte. Öyle vermeyiz. demiyor. Ben ben de ona ne itiraz diyor? ediyorum. Diyorum ki ne diyor? Doğru bilgiyi verelim. Siz devam edin. Doğru şöyle diyor. Diyor ki e, kesin listeler yani aday listeleri belli ol, oluncaya kadar süreç devam eder. Listeler kesinleşince kesinleşince adaylığı kesinleşmiş olur, seçime girer. Ama bu arada bu arada e, onay yargıtay onaylarsa seçilse dahi mazbatasını vermem diyor. Bakın. Yani sizin en anlattığınız gibi bu. değil. Seçime giriyor. Ta, Ama e, benim adaylar başka. adaylar Ama kesinleşiyor. Sizde, sizde, adaylar kesinleşti seçim başlayın. seçim süreci başlıyor ve seçim Küçük sürecinde seçim onaylanırsa ben, yargıtay onar onarsa o zaman diyor ben seçilse dahi mazbatasını ben, ben vermem. Ben size bilgi vereyim. Hı. Hasan Bey hem siyaseten hem meslek örgütçüsü olarak birçok muallak konuda Yüksek Seçim Kurulu'na değil Seçim Kurulu'na bile başvuruyoruz. Bu konuda ne yorumluyorsunuz? Vaka gelmedikçe konuşamayız diyorlar. Bir. Ya bu yani başka bir tartışma. Vaka ortaya ya. Ben çıkmadıkça bugüne bu, bu, bu kadar bir başka Seçim Kurulu. Siz yanlış bilgi verdiniz si ben orayı Yazınlar, düzelttim. Buyurun. Yüksek Seçim Kurulu. Hayır ama bakın ben, ama ben yanlış bilgi vermedim. Ben şunu söylüyorum. Diyorum ya getirdim ki getirdim metni burada bak, şimdi okuyacağım yani. Illak. beklemediğiniz için hemen hemen devreye giriyorsunuz. Sabır edin Yok ben çok sabırlıyımdır merak diyor etmeyin. Ki, sen aday olursun ama ama mazbatasını vermeyiz diyor. Ne demek bu? Sen aday olursan şayet olumsuz karar hızlı çıkabilirim havası veriyor. Yani bir kere biz de bu ülkede yaşıyoruz. Yani hukuku hepimiz biliyoruz. Buradaki olay şu. İmamoğlu şu anda kendisinin bu yasaklı kararının iptal edilmesinden başka bir beklentisi yok. Bir. İkincisi şu anda bakın üç tane aday var. Kılıçdaroğlu aday. Eskiden aday değil diyordum. Aday olma olasılığı doğdu bu olaydan sonra. Bu olaydan sonra olay doğdu bakın. İki İmamoğlu karara göre aday olabilir. Üç Üçüncü bir kişi, ummadığımız bir kişi aday çıkabilir. Şimdi bu Masum adayın... Asım Bey orayı biraz açar mısınız ben... siz ben... bugüne kadarki bütün yayınlarımızda çünkü... Ee, Sayın Kılıçdaroğlu henüz aday değil, var, adaylığını ben açıklamadı diyor. bir kişi diyordum. var. Açıklamış ne olacak şimdi parti bölünecek sizin iddianıza göre. Çünkü ben şunu anlıyorum. Sayın şey Türker ben şunu anlıyorum sizin ifadelerinizden. Ben aday Var. demesi yani, gerekiyor. Yani ben bunu diyordum. söylüyorum. CHP yakını olanlar araştırsınlar adayın kim olduğunu bulsunlar. Bana düşmez o göre. Yani o kadar çok haber yapan, e, yorum yapan, konuşan, yakınlığı gözüken aday kim olsun diye konuşanlar bulsunlar adayı. Bu üçüncü aday olabilir. Ama bakın. Kim o? Kim hangi o üçüncü aday, aday, aday sayın Türker? Eğer bu haber bu, bu 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 efendim? Kim üçüncü aday kim? O bahsetmiş oldunuz. E, sürpriz olsun. Tüm e, siz biliyorsunuz ama paylaşmıyor. Söylerse yıpranır. Söylediğini Bey, be, merak ettik. Masum Bey söylerse yıpranır o e, adayı. Bakın ne diyor Hasan Bey? Paylaşamam. siz söylerse paylaşamam. yıpranır paylaşamam. diyor. Hani paylaşamam. aday yıpranır, yıpranır mı tartışması Baylaşamam. var ya. Paylaşamam. Niye, neden paylaşamam? Çünkü son dakikada vazgeçerler. Sayın Türker. Ya İmamoğlu Ama bir dakika tamam söylemiyorsunuz aslında, ama şunu aslında sorayım konudan, o zaman. Bu konuda bu Meral Hanım, mi tahmin işaret mi sayın Kimse kim? Bu hayır hayır Meral Hanım işaret verdi. Bakın kim ol, olacağı konusunda işaret verdi. Konuştu. Ama herkes konuların başka şeyine baktığı için herkes duydu yani mu bu açıklamayı o zaman? Kamuoyuna yapılan bak. bir açıklama mıydı? Bir e, imada mı? Evet. Tabii herkes konu? herkesin önüne. televizyonda yaptı. Hı. Hmm. Mansur yaptı. Yavaş Aday masanın içinden çıkacak. Mas, o zaman sizde böyle Mansur bir bilgi var. Hayır, Mansur Yavaş aday değil. Aday masanın içinden çıkacak dedi. Bugünkü bugün dünkü Meral Hanım'ın bir açıklaması var. Sayın Türker Mansur Yavaş için Sayın hem, Türker, hem e, hem hem de İmamoğlu için Sayın Türker, devam AK edeceksiniz vermeyi oraya bir açıklık getirelim. Şimdi söylemeyeceğim diyorsunuz ama madem hepimizin duyduğu e, bir konuşması oldu bu üçüncü aday diye ifade ettiğiniz kişinin. E, o zaman e, belki de söylemek istersiniz kim olduğunu. Yok. Bana düşmez. Ben ben çünkü kulisçi değilim. Kulis alanlar var. <gülüyor> <gülüyor> Kulis aldım diye her gün yazıp çizenler var iki taraftan Ben bunu öğrendim var onlar yazsın Sizin ya var mı ben, Sayın Türker ay, Şimdi Arada Sayın bir Türker diyor hani, saydım zaten Sayın daha Türker diyor daha. ki Bir konuşması oldu öyle bir işaret verdi diyor Var mı konuklarımın bir tahmini acaba Mesela olarak... ben sorayım e, Faik Öztrak olabilir mi Sayın Türker <laughs> Ya da İlhan Kesici Siz Ben sorayım siz evet ayırdın e, İlhan Kesici Öztürk keşke olsa. Peki ilan kesici olsa tam devlet tam devlet adamı. İlan <laughs> kesici keşke olsa tam devlet adamı. Tamam. E, yani, Lütfi Savaş. Ya e, ama ben, gelenleri söylüyorum. Ben, Lütfi Savaş. Ben, ben keşke olsa diyorum, dedi demiyorum. Bakın. Bunlar olur. Evet Akif Hamdi. Bu söylediğim olur. isimlerden bahsetmiyor yani, musunuz o zaman? O zaman da çıkar. Ama çıkış saati bakın bakın. Bir kere 3 Şubat'a kadar 3 Şubat'a kadar aday Kılıçdaroğlu mu İmamoğlu mu ya da o üçüncü kişi olacak kararı alınamaz. Neyle alınır? 3 Şubat'a kadar erken seçim kararı alınırsa aday hemen belli olur. Nitekim bugün Kılıçdaroğlu dün Kılıçdaroğlu aynı şeyi söyledi. Dedi ki erken seçim kararı alın hemen adayı belirleyeceğiz. Evet, e, neden, neden 3 Şubat? 3 Şubat Şubat'tan sonra ne olacak? 3 Şubat'a Şubat? kadar 3 Şubat'a kadar erken seçim kararı alınırsa hem DEVA Partisi hem Gelecek Partisi bu karardan yararlanır. 3 Şubat'tan sonra artık erken seçim kararı alınmazsa, erken seçim kararı alınsa bile o tarihte yine mutabakat sağlasalar, %7 baraj devreye girmiş olacak. %7 baraj devreye girerken aday başka olacak, %7 baraj devrede değilken aday başka olacak. Bütün bu hesapları, bütün bu kitapları bilmek lazım. Yani reel politik olarak bakmak gerekir. İlla böyle öyle de Ama ben ne diyorum? Sayın Bahçeli'yi tebrik ediyorum. Niye tebrik ediyorum? Bugünkü konuşmasıyla karşı tarafı deşiyor. Karşı tarafı şey yapıyor. Yani başka şekilde diyor ki babayla oğul diyorsun ama aranızda çekişme var diyor bir kere. Yani şu anda bile o çekişmeyi ben de yazdım. Ya Kılıçdaroğlu ya İmamoğlu olur dedim. Bu çekişme demektir. İki, diyor ki babayla abla arasında çekişme var. Abla başka konuşuyor. 85 milyonu kastediyor. Ama niye 85 milyon kastettiğini dün söyledi. Bugün İmamoğlu'nun başına gelen yarın bütün belediyelerin başına Biraz daha gelebilir. konuşacağız Sayın Türker o yani, Orada isterseniz daha detaylı konuşalım. Yani mi? şeyi o. E, ikincisi i̇kincisi de ikincisi de döndü bu sefer. Oğullan ablayı kumpasçı diye tanıttı ne amaç ne? Altılı masa içinde istifam yaratmak. Siyasette bu doğaldır. Karşı tarafa bak. Ama başka bir şey var. Şu anda iktidar tarafı muhalefetin gündemini takip ediyor. Gün, muhalefet abla, oğul, kardeş tartışmasına iktidar kapılıyor. Sayın şey dün Er meydanı lafını mertlik diye kullandı e, Sayın İmamoğlu. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı er meydanı dedi. Yani bunlara Hı. dikkat etmek lazım. Bu nedenle iki tarafında birbirleriyle şu anda açıklamaların yapılmayacağını biliyorlar. çevrelerinde <laughs> tartışma konusu olsun diye ve bir çekişme olsun diye yapıyorlar. Bir hedefe varıyorlar mı? Varıyorlar. Mesela bugünkü Sayın Bahçeli'nin konuşmasını ben yakınlığıyla bilinen, altılı masaya yakınlayabilen bilen bir yorumcunun, yazarın aynı şeyi ifa eden uzun bir yazısını okudum. Aynı yorumu veren. Demek ki etkileniyorlar. Ve bu sefer ne oluyor? Karşı tarafta oluyor. Mesela şimdi ben e, normal bile konuşsam mesela Hasan Bey hemen tebessüm ediyor. Somurtamıyor mu? Somurtmuyor. Çünkü bu işin tecrübelisi hemen diyor ki doğruyu söylüyorum. Kesiyor. Normaldir. Ben aslında Hasan Bey'i hedef alıp konuşsam farklı tartışma açarız. Ama ben bunu bu şekilde ortaya koyuyorum ve diyoruz ki bu Sayın Bahçeli'nin yazdığı yani baba ile oğul çekişmeli, babayla abla e, ihtilaflı, oğul ile abla kumpas. Vallahi şey iki tarafta gündemi kendine göre karşı tarafı sistemin içine sokmak için güzel konuşuyorlar. Ve devlet bahçeli... Mizah da iyi oluyor galiba Tabii. değil mi? Yani biraz daha mizahi... yani İşin mizah şey... tarafı ve evet. birbirlerini tahrik etme noktasında. Peki, yani hareket...